Değerli arkadaşlarım Osmanlı kısa sürede neden büyüdü, nasıl büyüdü kısaca onlardan bahsedelim. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin büyüdüğü dönem oldukça önemlidir. Gerek o dönemde Anadolu'da gerek Rumeli'de gerekse Bizans'ta siyasi anlamda güçlü bir yapının olmadığını görüyoruz. Anadolu Köse Dağı Savaşı'ndan sonra 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra büyük bir buhran yaşıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği bölünüyor. Anadolu'nun dört bir tarafında beylikler ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Trabzon ve çevresinde Rumları görüyoruz. Yani Anadolu'da siyasi birliğin olmaması Osmanlı Devleti'nin işini kolaylaştırmış. Yine Rumeli'de de aynı durum söz konusu. Balkanlar'da da güçlü bir yapılanma yok. Orada da devletler var. Bunlar da yine birbirleriyle mücadele ediyor. Bizans eski Bizans değil. Bizans'ı tek vur dediğimiz valiler yönetiyor. Bu valiler de birbirlerinden bağımsız, birbirlerinden ayrı hareket ediyorlar. Bunlar tabii ki Devleti Ali Osman'ın gücüne güç katan unsurlar. Peki bunlar yeterli miydi Ramazan hocam? Elbette ki yetmezdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki hükümdarlarına baktığınız zaman, devlet adamlarına baktığınız zaman oldukça yetenekli, teşkilatçı, askeri anlamda önemli işler yaptıklarını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani yetenekli devlet adamları, ye, yetenekli hükümdarlar Osmanlı'yı güçlendiren diğer bir faktördür diyebiliriz. Diğer önemli bir etken ise Osmanlı'nın bulunduğu coğrafi konum. Bizans'a sınır olması Osmanlı'ya çok büyük avantaj kazandırmıştır. Neden bu avantajdır Ramazan hocam? Değerli arkadaşlar Bizans zayıftır. Zayıf olması gaza ve cihat fikrine hizmet eder. Rahat bir şekilde oradan toprak alabilir Osmanlı. Bu sayede doğudan gelen Türkmenler rahatlıkla Osmanlı'ya geçerler. Gaza, cihat, yeni topraklar tabi bunlar ganimetleri de etkileyeceği için Osmanlı rahat bir şekilde Bizans'tan toprak almış ve bu da Osmanlı'nın gücüne güç katmıştır diyebiliriz. Peki bunlar yeter mi? Yetmez değerli arkadaşlar. Osmanlı çok büyük anlamda destek görmüştür. Ahilerden, Bektaşilerden, Türkmenlerden, dervişlerden aynı zamanda akıncılardan destek almış. Bu da Osmanlı'yı büyüten etken olmuştur. Diğer bahsedebileceğimiz önemli etkenler ise Osmanlı'nın uyguladığı adalet politikası. Osmanlı geç gelen adaleti adalet görmediği gibi Fatih Sultan Mehmet'in sözü de aslında pek çok şeyi anlatmaktadır. Bugün kadıyı, kadıyı satın alırsınız, adalet ölür. Adaletin öldüğü günde devlet ölür der Fatih Sultan Mehmet. Yani adalete çok değer vermeleri büyümelerini sağlamıştır. Artı gittiği bölgelerde Osmanlı insanların dinine, inancına pek müdahale etmez ki biz buna hoşgörü ya da diğer anlamıyla istimalet politikası da diyoruz. Osmanlı devleti kendisinden önceki Türk devletlerinden ayrılan bir yönü var. Bunu da şiddetle bilmenizi isterim. Arkadaşlar Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Ya Selçuklular Fark etmez bunlar da merkezi otorite oldukça zayıftı. Yer yer boylar birliği vardı, yer yer ikili yönetimi görebiliyorduk ama Osmanoğullarında merkezi yönetim oldukça güçlüdür. Ve bu yönüyle de Osmanlı'nın ömrüne ömür katmıştır diyebiliriz.